Alkışlar Selin Hanım için. Biraz tedirginlik olur. Daha tatlı hale getiriyor o mücadeleyi. Siz zaten maşallah 9000 puanı hedeflemişsiniz değil mi? Yani biraz yüksek bir hedef ama alçaktan başlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi aslen İzmirlisiniz onu biliyorum. Aile de Karşıyaka'da İzmir'de. Evet. Siz burada tek başınıza mısınız? Var mı bir akrabanız, ablanız falan? Yok, tek başımayım, yurtta yaşıyorum. Yurttasınız. Evet. Arada izliyor musunuz bizi? Yani yurt ortamında televizyon olmadığı zor. İçin evet. Belki ziyarete gittiğinizde. Evet, evet. Aileyle birlikte izleyip mesela hanenin şampiyonu olmuşluğunuz yok, var mıdır? Annem çok daha iyi benden. Hmm. Ama şöyle düşünün. Bugünün şampiyonu olmasanız bile bence annenizi gururlandıracak bir sonuç alabilirsiniz. Umarım. Hadi bir de selam gönderin onlara. Tamam. Şu kameranın içine bakarak öyle başlayalım. Sevgili ailem, beni bugünlere getirdiğiniz için teşekkür ederim. Size buradan bolca selam gönderiyorum. Bu 9000 sizin için. Evet, 9000'i sizin için almaya çalışacağım. Alacağım da umarım. Hadi gelsin ilk soru. Şöyle bir soruyla başlıyoruz. Diyor ki mavi yakalı emekçi. Mavi yakalı emekçi. 4 harfli bir kelime aradığımız. İşçi. Pat! 400 İşçi. Puan. Gayet güzel başladı. Şimdi devamı diyor. Hemen geliyor ve 800 puana yükseltiyor kasayı. Adım gibi eminim. Ham maddeyi işleyip mal üretme. Mal üretme. İmal. Ne yapalım? İmal. 800 puan. Rahatladık mı biraz? Hayır. 5 harflerden çok korkuyorum nedense. Neden? Bilmiyorum. 4-5'ten daha korkunç. Bence çok kolay şeyler. Bir bakın Umarım. Bakalım. Özellikle ilk. Ucu çengelli demir çubuk. Nedir o? Kanca. Pat. 1-500 puan daha. Şununla birlikte 4'ü gitmiş, 10'u kalmış olacak. Evet. Gelsin bakalım. Biraz daha uzunca bir soru. Uzunca. Ama kancadan daha zor bir şey sormuyoruz Selin Hanım tamamdır. Size. Buyurun. Diyor ki, güneşten korunmak için bir birini... Nedir? Tente. Buyursunlar. Kasa oldu. 1800. Geçti o korkunç 5 harfler. Evet, geçti. Şimdi nasılız efendim? Daha rahatım. Daha iyiyiz değil mi? Evet. 6 harflerde daha da rahatlarız. Buraların hakimi gibi davranmaya başlarız. Evet. Ki öyle yarışıyorsunuz maşallah. Buyur. Şişmana yakın tombul. Balık etinde. Dikkat. Tombul. Tombul şişman demek. Etli. Şimdi bu kişiler içinde kullanılır. Hangi kişiler? Yapılı. Maaş içinde kullanılır mesela. Dolgun. Olur mu? Dolgun. Neden olmasın? Takılmakta haklısınız. Çünkü etine dolgun daha yaygın kullanılan evet, tabir. Evet. Bu kısaltılmış hali. Uçtu gitti. Bu da mesela halk ağzında daha yaygın kullanılan bir tabirdir. Şöyle soru verdik size. Uzun bir soru oldu. Diyor ki bir kişinin kendi gibi olmayarak özenti. Ne diyelim? Özenti. Beğendiği şeye benzeme çabası ve o çabada olan kişi. Özenti. Uçtu gitti. Gitti. Şu soruyla birlikte de yarışmanın tam ortasında olacağız. Süreye bir bakın bakalım. Bakayım. 3 dakika 15 saniye. 45 saniye. 45 saniyede neredeyse yarısı bitmiş. Oh, oh mu? Daha rahatladım tamam. Evet. Ohsa o zaman gelsin 7 harfler. Üretilen veya ortaya konan ürünlerin kullanılıp... Tüketim. ...harcanmasına... Tüketim, tüketim denir. 3700 olur kasa. Oradan aldığımız enerjiyle ikinci 7 harfli cevabı da hallederiz biz. Lütfen gelsin efendim. Takdir ve ödüllendirme amacıyla verilen... Madalya. Madalya. Metal nişandır. Yoruldular alkışlamaktan. Yorulsunlar. Sağ olsunlar. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Elimizde 6 tane soru kaldı. Sizin 3 dakika 4 saniyeniz var. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Evet. Şimdi başımıza bir dert gelirse... Harf almak gerekirse herhangi bir soruda kendi kendimize diyelim ki çok süremiz var. Evet. Tamam. Olur mu? Tamam. Buyurun yenisine. 24 saat ara ile bir birleşik kelime. Gün arası, gün ardı. Ha gayret. Arda. Sakin. Ha gayret. Günden güne. İlkini bulduk. Günden. 24 saat ara ile. Günden beri. Gün, gün arası. Gün. Öyle bir şey gibi. Gün ardı. Gün, gün arası, günden gün. Gün arası değil. Gün, ama öyle bir şey. Günden. Hani bir gün geçiyor, ondan sonra geçiyoruz bir günü böyle.
Geçiyoruz. Gün geçmek. Gün geçmeden. Birleşik kelime. Gün harf alabilir miyim? Alalım bir tane. İnşallah lazım olan yerden. En güzel yerden. Gün aşaması. Gün, gün aşmak. Bu ilacı... Gün aşırı. Gün aşırı kullanacağız. Gayet güzel. İyi mi? İyi. İyi. Bir tanecik harf aldık. Evet. 9000 demiştik bize lazım olan. 9700 olabilecek durumda. Evet. Buyurun gelsin yenisi. İlk yurt edinilen memleket. Yer. Dikkat. Bu birleşik kelime yine. Birleşik kelime. Yurt. Yer, yurt, millet. İlk yurt İlk. Edinilen yer. Sonrasında da gider... Orayı da yurt edinirsen orası da memleketin olur ama bu ilk diyor. Ata. Ha gayet. Ata erkil. Ha gayet. Ata, atadan. Bence ata erkil düşünmeyin. Ata, atadan. Ana, ana. Ha gayret. Anadan gelme. Ana yurt. Ana yurt. Ha gayret. Ha gayret. Ana. Yurt yerine başka bir şey lazım. Biz yurt demişiz çünkü. Ana yer, ana ülke, ana memleket, ana. Ana. Harf alabilir miyim? Alalım mı gerçekten? Ana, çok süremiz var. Ana merkez. Mesela ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum ama Kıbrıs'a bir şey derler. Yavru. Ana vatan. Nedir? Ana vatan. Ana vatan efendim. 5900 oldu kasa. Elimde kaldı size soracağım 4 tanecik soru. Şimdiye Peki. kadar cevapladıklarınızdan daha zor değiller. Hı-hı. Bir tek daha uzun cevapları tamam. var. Tamam. Anlaştık. Tamamdır. Hadi geliyor ilk 9 harfli cevabın sorusu. Gelsin. Diyor ki müracaat etmek. Başvurmak. Ne yapalım? Başvurmak. Dur duralım. Müracaatta bulunmak, müracaat etmek, başvurmak. İkinci 9 harfli cevap da ancak ilki kadar uğraştırır. Buyur. İnsanın içine işleyen, etkili, üzücü, etkili gibi bir ek almış sonuna. Tek kelimeden oluşuyor cevap. İç karartıcı, tesirli. Tek kelime düşünüyoruz değil mi? Tek. Kelimen, insanın içine işleyen etkili, üzücü anlamlarında kullanılan bir sıfat. Üzücüli. Nasıl bir şarkı? İçli, böyle üzücü. Gelin bir harf alalım. Harf alabilir miyim? Aldık bir tane harf. Üzücü. Bu şarkıyı bana hep şey yapar yani. Dokunaklı. Ne oldu? Dokunaklı. 800 puan kazandık. 7600 oldu kasamız. 2 tanecik harf almışız. 2 tanecik de sorumuz kalmış. Soru kaldı, tamam. Tek kelimeden oluşuyor ilk 10 harfli cevap. Kısacık da bir soruya sahip. Buyurun gelsin. Arapça kökenli bir kelimedir aradığınız. Kişisel gizlilik anlamına gelir. Tek kelime miydi? Tek kelime. Kişisel gizlilik. Benim gizliliğim. Nokta noktama önem veririm. Emniyet, güvenlik. Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Tıpkı emniyet gibi. Emniyet. Unutulmuş bir kelime değil. Kullanılıyor halen. Emniyet değil ama o güvenlik demek. Güvenlik. Bu gizlilik diyor. Harf alabilir. Yani şahsi hayat. Şahsi. Özel hayat. Harf Özel alabilir miyim? Buyurun. Bir tane daha. 10 saniye kaldı farkındasınız. Bir tane harf daha. Harf alabilir miyim? Bir tane daha aldık durdurduk. Arap Mahrem, mahremiyet. Mahremiyet. 700 puan verebilir. 8300 oldu kasa. Halen o 9000 çizgisinin 300 puan üstüne çıkabilecek durumdayız. Umarım. Şimdi burada belki bir harf alırız. Tamam. Hiç üzülmeyelim bunun için. Tamamdır. Mekmak değil de mema diye bitiyor. Tamam. Tek kelimeden oluşuyor cevap. Sözlüğü açtığınızda ilk anlamı değil ikincisini filan seçtik. Soru kutucuğunun içerisine yerleştirdik. Tamam. Anlaştık mı? Başka anlama da gelir. Asıl anlamından da çok uzaklaşmamış bir tanım var elimde. Tamam. Belki bir harf alınır. Buyurun. Yapılan işe devam etmeden önce kısa bir süreliğine de olsa dinlenme. Ara vermek. Tek ara vermek. Harf, harf alabilir miyim? Bir tane daha mı? Evet bir tane daha. Durdurduk efendim. Bir tane harf daha istediler. Ara verme. Yapılan mi? İşe devam etmeden. Soluklanma. İşte o kadar. Ve kasa 9100. Hanımefendiciğim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Dediğinizden daha iyisini yaptınız. Bu puan sizi bugünün şampiyonu yapmasa bile şampiyonlara yakışır bir performans. Çok teşekkür ederim. Bir alkış daha.